şimdi Gaziantep'e gidin, Gaziantep'e gideniniz vardır. Her taraf kayadır, kaya. Ama Gaziantep'te şimdi 3. sanayi bölgesini yaptılar, o da neredeyse bitmek üzere. İşte Kemal Derviş de ilk ziyareti Gaziantep'e yaptı. Çünkü Anadolu'da büyük patlama yapan ve sanayide, evet, ticarette çok büyük mesafe alan bir yer. Hiçbir yeri yok, daha kayaların içinde. Pazarlara da uzak. Pazarlara da uzak yani. Bizim gibi böyle denize, limana yakın değil. Evet, yani böyle bir öz eleştiri yapmamız gerekir. Ve acaba buradaki bu imkanları biz nasıl harekete geçirebiliriz diye düşünmemiz lazım. Biliyorsunuz 10 yıl önce biz bir stratejik plan hazırlamıştık burada. 15 yıllık kalkınma ve gelişme planı. O zaman odalar katılmıştı, belediyeler ve bütün sanayiciler, işte burada olan bir kısım arkadaşlar bunu bilir. 15 yıllık bir stratejik plan. Bu memleketin stratejik planı yoktur ha. Bu memleketin altyapısıyla ilgili demir yolları, deniz yolları, limanlar, barajlar, enerjiyle ilgili bir stratejik planı var mıdır Türkiye'nin? Yok. Ben 30 yıl önce talebeydim, 35 yıl önce talebeydim, Ankara Hukuk Fakültesi'ne gidiyordum, aynı yoldan gidiyoruz şimdi, aynı yol. Afyon, Denizli yolu, Sandıklı yolu, aynı yol. Değil midir aynı yol? Aynı yol. Geçen İzmir'den Mustafa Kemal Paşa üzerinden Bursa'ya gideceğiz, konvoy halinde arabalar gidiyor. Konvoy halinde, aynı yol. Adana, Ankara yolu, aynı yol. Ankara, Erzurum, Erzincan yolu aynı yol. Aynı yoldan gidiyor. Ya bu ne biçim iştir ya? Bu ülkenin altyapısını kim yapacak? Ben mi yapacağım? Nerede bunun stratejik planları? Bir ülkenin altyapısı hem olacak hem de dünya fiyatlarına göre olacak. Dünya fiyatlarına göre. Enerji. Eğer Avrupa enerjiyi 2 sentten alıyorsa, bizim Marangozlar Odası eğer 2 sentten enerjiyi Avrupa'da 2 sentten alıyorsa, Marangozlar Odası bunu 12 sentten almaması lazım. Çünkü 12 sentten alırsa rekabet edemez. Maliyeti artar. Yani yalnız enerji olması şart değil. Enerjinin de dünya fiyatlarına göre, cari fiyatlara göre olması gerekir. Bu yalnız enerji için değil, diğer bütün altyapılar için geçerlidir. Şimdi bunları kim yapacak? İşte bunları bu ülkeyi yöneten kadrolar yapacak. Bu kadrolara da imkan verecek olan nedir? Halktır. Geçen bir esnaf anlattı bana. Şimdi ölmüş, nedir o? Muhtar, 40 yıllık muhtar ölmüş. Demişler ki, tüttürüğü muhtar yapacağız. Tüttürük de köylünün alay ettiği bir adam. Tüttürüğe demişler, seni muhtar yapacağız. Demiş, benim şartım var. Ölenleri 5 dakika benimle, yani 5 dakika yalnız bırakacaksınız benimle demiş. Neyse, tüttürük muhtar olmuş. Başlamış milleti ölenlerle 5 dakika sohbet etmeye. Ulan demişler, bu ne diyor bu ölenlere? Birisi ölü taklidi yapıp uzanıyor. Tüttürük gelip kulağına diyor ki, nenesinin bellediği bir köylüleri diyor, beni muhtar yaptılar diyor. Senden önce gidenlere de ki, hani adam biliyor ya peki diyor ya, senden önce gidenlere de ki diyor, tüttürük muhtar ol. Şimdi tüttürük muhtar olduysa, biz tüttürük yerine tüttürükle kalkıyoruz. Peki tüttürüğü muhtar yapar ki, onlar nerede? Sevgili halkımız nerede? Evet, ne yapalım işte, biz mecbur kaldık, mahkumuz olarak, yap öyle bir şey. Hiç kimse mecbur değildir kardeşim, öyle bir şey yok. Tüttürüğü muhtar yaparlar, tüttürüğe katlanacaklar. Bitti. Kolay gidiyor.